atalarımızın da dediği gibi kalp kalbe karşıdır derler. Denizli'ye gelmişken Köyceğiz'de sevgili hemşerim Türkay Arslan kardeşimi aradım. Dedim bir halini hatırını sorayım. O da tesadüf tam aradığım saatte bana yakın bir yerdeymiş. Birlikte az önce çay içtik, sohbet ettik. Bir de hatıramız olsun istedik. Ama ben Türkay'ı böyle gelirken gördüm. Allah Allah, oturduğum yerden baktım. Ya 103 kiloluk dev gibi adam böyle zayıflamış. Ben dedim eyvah dedim ya. Bizim Türkay dedim herhalde gizli bir hastalığa yakalandı. Adam zayıflamış. Sordum tabii merak ettim. Dedi ki diyet uyguladım ve 103 kilodan 75 kiloya indim. Bunun dedi formülünü önümüzdeki günlerde açıklayacağım internette dedi. Tabii açıklarsa bizler de istifade etmiş oluruz. Çünkü bende de biraz fazlalık var. Emanet, o emanet fazlalıkları da atmış oluruz. Evet Türkay kardeşim kaç yıldır Denizli'de yaşıyorsun? Abi 20 yıl oldu Denizli'ye geleli. Evet. 20 yıl artık biz Denizli'li olduk. Evet. Köyceğiz'de. Köyceğiz vazgeçilmez unutamayız. Evet, yani mümkün değil. Bizim evet. Yani tabii ekmek yediğimiz yer, karnımızı doyurduğumuz yer şu anda burası. Evet. Burası da bizim için bir ekmek kapımız olduğu için buradan da vazgeçemiyoruz. Evet. Ama sonuçta gönlümüzle, kalbimizle Köyceğiz her zaman bir başka. Unutulmaz ata yurdumuz. Sen Kazakistan'da da kalmıştın. Evet. Ben hatırlıyorum. Yani 98-2001 yılları arasında Kazakistan, Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde kaldım. Yani neler yaptın biraz anlatayım. Orada giyim üzerine ders verdim. Evet. Usta öğretici olarak. O yıllar içinde tabii orada da çeşitli şeylerimiz oldu. Aktivitelerimiz. Oradan da çok şeyler öğrendik. Bazı köklerimizin de oradan Türkiye'ye göç ettiklerini öğrendik. Yani Anadolu'ya. Anadolu'ya. Evet. Tabii bir Anadolu'ya. Tabii. Yani. İlk başta zaten Yesevi atamızın yanındaydık. Evet. Biliyorsun bizim Türkler için önemi büyüktür. Büyük olduğu için de Yesevi atamızdan da çok şeyler öğrendik. Ve Türkiye'ye döndükten sonra birçok şeyin araştırmasına girdim. Ve evet, doğru şeyler üzerinde, doğru şeyler bilgilere sahip olarak gelmişiz. Ama oraya gitmeden önce hiçbir bilgiye sahip değildim. Evet, değerli arkadaşlar, şu anda iki Köyceğiz'in buluşmasında hatıra olarak video kaydını çektim. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalınız, dostça kalınız ve sağlıcakla kalınız. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar dilerim. İyi günler.